Sence bu olay Cumhur İttifakı'na yaradı mı Murat? Yani nispeten yaramıştır. Yani buna anlaşamıyorlar. Oraya geçmek isteyen olacaktır. Yani hiç olmasa tabii daha iyiydi. Şu anda herhalde Cumhur İttifakı'nın istediği en çok şey buydu. Ve dedikleri oldu. Oldu yaramıştır. Ama yani totalde bakarsak öyle çok ekstrem bir katkısı olmuş mudur, olmamış mıdır? Ama zaten çok ince çizgilerle ayrılmış bir seçim olacak. Öyle yani birisi kopup gitmeyecek gibi geliyor bana. Zaten işin tuhaf tarafı da burada. Yani sen ekonomiyi yıllardır yönet ve insanları iyice fakirleştir. Sen depremde hiçbir şey yapama, insanlar göz göre göre ölüme gitsin. Yani sen dış müttefiklerle aran iyi olmasın, kimse sana borç vermesin, Türkiye'nin kredi notu düşsün, insanlar sefil olsun, ev fiyatları artsın, o şu bu. Ve hala Erdoğan'ın kazanabilme ihtimali konuşuluyor ya. Yani bu aslında muhalefetin ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor. Çünkü normal Zaten. şartlarda muhalefet şu seçimi %70, %80'le almalıydı bu tablodan sonra. Sen Ki hala... muhalefetin de şu an deprem daha hala birinci gündemimizken, orada hala zorluklar devam ederken, bugün bu duruma düşürmeleri kendilerini bence çok büyük hata. Ya ben diyorum en baştan beri hiçbir şey yapma. Toplan toplan açıklama bile yapma. Bir tane adayı göster. Kimi gösterirsen göster. İki tane konuyu öne çıkar diyordum her zaman. Ekonomiyi öne çıkar, mülteciyi öne çıkar, depremdeki başarısını öne çıkar. Hadi üçe yapalım onu. Deprem yoktu o zamanlar çünkü. Zaten %60'ta kazanırsın. Hiçbir şey yapmasan, otursan kazanırsın. Ama oturmamayı ve işleri mahvetmeyi seçtiler anladığım kadarıyla. Peki Ersan Şen yorumunu da almak istiyorum. Biraz önce üzerinden geçtik ama daha detaylı bir şekilde konuşursak. Sence Ersan Şen toplumda karşılığı olan bir insan olabilir mi? Ya bence olamaz. Şöyle yani medyada gözükmek, insanlar tarafından tanınmak ki genelde onlar tarafından övülmek başka bir şey. Sen gidip de Cumhurbaşkanı adayı olmak bambaşka bir şey. Yani Ersan Şen evet bilgili bir hukukçu, hatta en iyilerinden biri. Üzerine üstlük çok iyi konuşan bir hatip diyelim aynı zamanda. Milliyetçi duygularının oldukça yüksek olduğunu da görüyoruz. Ama bu Cumhurbaşkanı için yeterli bir kriter değil maalesef. Yani olmak ister, evet kendini çok beğenir ki ben buna benzer niceleri bu yollarda heba aldılar diyeyim. Yani belediye başkan adayı oldular, gittiler imzalar topladılar falan filan. Sonuçlar ortada. Çok da kötü bir şey Bana başaramadılar. şu Yani geldi Murat, siyaset bambaşka bir şey. şimdi tamam İyi Parti'den açıklama yapıldı, istişare amaçlı çağrıldı deniliyor ama canlı yayındayken Ersan Şen ben aday olurum dedikten sonra gelen bir telefon var. Görüşmeye çağrılan bir durum var. Ya görüşme mi onu da tam bilemiyoruz. O açıklama yaptılar arkasından. Tamam Biz kendisine ama teşekkür neden etmek için Ersan Şen'le çağırdık. istişarede bulunursun ya da bulunmak istiyorsan da neden bu açıklamanın üzerine denk geliyor? Neden bunu canlı yayında Ersan Şen açıklıyor, gizli de tutmuyor bir yandan? Sanki İyi Parti'nin B planı mı yok? Yani fazla bir çaresiz. Evet yani ben de onu anlamıyorum. Yani sen şimdi o zaman Mansur Yavaş ya da İmamoğlu aday olsun diye masadan Yani burada kalkıyorsun. aslında Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'na çok mu güveniyordu bu açıklamayı Ha, yaparken? konuşmadın mı? Yani ilk önce konuşursun, garanti alırsın. Evet siz Ona göre çıkar çekilirseniz dersin. konuşuyorsun değil mi? Yani ne plan ne Konuşmuş program. olabilir mi Yani sence? ne İyi Parti'de plan program var, ne Altılı Masa'nın tamamında plan program yok. Yani kimi aday, hani hep Cumhur İttifakı dalga geçiyordu ya da adayları bile yok. Ulan diyordum kesin var. Ama söylemiyorlar. Çünkü yıpranmasını istemiyorlar. Yıpranacak aday da Kılıçdaroğlu olmadığına göre hakikaten bir planları yokmuş. Burada planı olan sadece Kılıçdaroğlu'ymuş. İşte Kılıçdaroğlu da maalesef geçmişinde çok seçim kaybetmesiyle beraber gençlerin çok da haz etmediği bir lider kıvamına gelmiş. Sorunlar var. Erdoğan'dan da haz etmiyor Genellemeyelim bence. gençler. Gençlerin çok haz etmediği bir lider demeyelim. Genellemeyelim bence yani. Pek çok Yani bilmiyorum liderin sen hiç de forumları okudun mu benim ya da altındaki Cumhurbaşkanım yorumları? Kılıçdaroğlu olsun dediğini biliyoruz. Ya gençlerin çoğunluğu ne Erdoğan'dan ne Kılıçdaroğlu'ndan haz etmiyor. Ben bunu alttaki yorumlardan okuyorum. Yani gidip de atmıyorum ikisi de. Yani sonuçta Kılıçdaroğlu 75 yaşında ve başkan olduktan sonra Kadar. eğer olabilirse 80 yaşına gelmiş olacak bıraktığında. Yani gençler biraz daha dinamik, İmamoğlu gibi birisini görmek istiyorlar. Bu sürpriz bir şey değil ki. Yani gidip de ya gidip anketlere bakalım diyoruz. Bir gidip anketçi Ona alalım, bakarsan anketlere Devlet bakalım. Bahçeli de 75 yaşında. Olay sadece Evet. yaştan ibaret değil bence. Ama Şöyle yaş bir çok durum önemli bir var şimdi. seçenek. Kılıçdaroğlu kaç yıldır CHP'nin başında?
kaç seçim kaybetmekle de eleştiriliyor aynı zamanda. Ve her seçimde de Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor diye de eleştiriliyor evet. aynı zamanda. Şimdi bu seçimde aday olsa eleştiriliyor, aday olmasa yine eleştirilecek. Ama aday olmasa eleştirenler kim? Aday olunca eleştirilenler kim? Yani bu seçimin, bak bana göre normal şartlarda olması gereken aday İmamoğlu'ydu. Ha İmamoğlu'nu çok sevdiğimden mi? Sana hayır. göre. Ama bana göre olması gereken aday gerçekten İmamoğlu'ydu. Ama işte üzerinde sallanan bir adalet baltası var diyelim. Her an adaylığı iptal edebilir, siyasi yasak gelebilir peki falan. Peki böyle bir durum varken bu riske girmeye değer mi? Ya işte o değmez diye gördüler. Kılıçdaroğlu'nu aday yaptılar. Yani sonuçta yani üzerinde çok tartışmalar olan bir kişi Kılıçdaroğlu. Yani dediğim gibi daha önce o zaman gel bakalım Muharrem deyip Muharrem İnce'yi aday gösterdiğinde niye kendi olmadı mesela o yıl? Ya da ondan önce Ekmelettin İhsanoğlu niye gitti aday gösterdi? Ondan önce mesela İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu. Yine olmadı. İşte ben bunu anlamıyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istese eleştiriliyor, aday olmak istemese eleştiriliyor. Belki adam kendisine bir siyasi zaman biçmişti. Şu zamana kadar genel başkan koltuğunda oturacağım, şu zamandan sonra şansımı deneyeceğim. Eğer cumhurbaşkanı olursam ya da başbakan olursam, tabii ya ben kendi düşüncelerimi da. Söylüyorum. Şöyle bak, Ersan Şen bile bir zaman biçmiş olabilir kendine. Şu an kendini hazır hissediyor olabilir. Ah, yok öyle. Hani hocam için beni oyuna sok, hazır hissediyorum diye bir dertli yani konu değil bu. Siyasetle uğraşan her insanın hayalidir. Her insanın isteğidir cumhurbaşkanı olmak yani. Ama bir dakika. Yani Türkiye'nin en köklü tek partisinin başkanı olarak da cumhurbaşkanı olmak istemesi ayıp bir şey mi, yanlış ayıp bir şey değil. Mi? Ayıp değil. Aday koy demokrasi bu. Seçilirse tabii imza toplarsa tabii hayır, ki olabilir. Hayır, sağ gösterip solda vurmadı adam. Burada zaten hiçbir derdim yok. Günlerdir, aylardır aday aylardır olmak istediğini değil. De bir şekilde belli ediyordu yani açıklamalarında. Belli ediyor falan değil. Altı masa biz anlaşacağız. Bir kişi bile hayır derse onun istediği olmayacak dedi. Sonra aday mısınız dendiğinde ki bu yaz aylarıydı. Hayır ben şu anda aday falan değilim öyle bir şey de açıklamadım dedi. Yani o laflarına geri dönersek. Diğer taraftan bakarsak tamam altın masayı o topladı, İyi Parti o hale o getirdi. Tamam çok güzel bir strateji uyguladı yerel seçimlerde. İyi Parti'nin meclise girmesini ilk olarak ama o sağladı. Şu anda şöyle bir hikaye var. Yani Erdoğan mı şu bardak mı desek şu anda bardağın da ciddi anlamda çok şansı var. Ve mesela Ersan Şen o yüzden kendini aday olarak gösteriyor. Çünkü ülkenin demin durumunu anlattım. O kadar kötü durumda ki karşısında kim olursa olsun kazanma şansı var. Kimse aa Ersan Şen kazanamaz diyemez. O zaman yani Kılıçdaroğlu, bunca tartışma neden? İşte Kılıçdaroğlu böyle bir fırsat gördüğü için normalde kaybedeceği seçime çok kolay girmiyor. Yani aylardır süren toplantıları bu duruma getirmenin nedeni ne? Şimdi biz tepkiliyiz bir peki, taraftan peki aylardır da süren toplantıda başlangıçta arkadaşlar ben adayım çünkü en büyük partiyim ve ben sizi bir araya getirdim. Bilginiz olsun. Bunu hemen açıklamayalım. Yılbaşından sonra açıklarız. Yani yıpranacak adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanabiliyor musun sen? Yani neresi yıpranacak Kılıçdaroğlu? Bu en başta söylenen. Önce yani bunu Temel Karamollaoğlu söylemişti. Adayı çok önce açıklarsak yıpratılır ifadesini kullanmıştı. Yani sadece bu Kılıçdaroğlu özelinde söylenen bir şey değildi. Yani şu anda İyi Parti mesela masayı terk etmesi doğru mu? Çok yanlış. Yani bunu İyi Parti'ni korumak için de söylemiyorum. Ama zaten kurgu tamamen yanlış.